Okay. Today we are going to animate this. Okay. Bugün bunun animasyonunu yapacağız. A lizard from top view. A lizard walk cycle from top view. Okay. Evet, bugün bu kertenkelenin tepeden bakış şeklindeki görüntüsünün animasyonunu çalışacağız. Okay. Again, we have to analyze the action before we animate this. So we simply. Tekrardan hareketin önce analiz etmemiz gerekiyor bunu anime etmeden önce. To animate this, I'm going to simplify. I'm going to just. Bunu basitleştireceğim o yüzden. I'm going to draw a rectangle. Bir tane kare çizeceğim. As the body and a circle as the head. Evet, bir dikdörtgen çizeceğim vücut olarak ve de kafasını da bir daireyle göstereceğim. And I'm going to draw this line as arm, and this one as forearm, and these three small lines as the hand itself or claw. Evet, kol olarak bu çizgileri çizeceğim, kolun üst ve alt bölümü olarak ve kertenkelenin eli olarak da bu şekilde bir çizim yapacağım. This is what I really done for animating this lizard. Look at this. Ben bu kertenkele animasyonunu yapmak için bu şekilde çalıştım. Bakın böyle. I used this to animate these simple shapes, and then I installed the lizard on this structure. Evet, bu basit şekilleri kullanarak kertenkelenin animasyonunu yaptım. Daha sonra bunun üzerine kertenkele görüntüsünü giydirdim. Okay. Okay. Let me create a new layer for legs. Evet, yeni bir layer'a geçeyim şimdi. Yeni bir layer oluşturayım. We are going to animate a walk cycle. This is a quadruped. This is a four-legged animal. But it is a bit different with animals like dogs, cats, and horses or something else. This is a reptile. Evet, bu dört ayaklı bir hayvan ama köpek, at gibi hayvanlardan farklı. Bu bir sürüngen. Yes, and they have four legs too, but they can move really fast, they can move really slow. Yes. It depends on it. Yes, it depends on it. But the pattern of walk cycle of reptiles is a bit different with dogs or cats or horses, okay? Excuse me, Hamid. There is somebody in waiting room. Can you admit her? Of course. Sorry to say that. Okay. I think they are in. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Every walk cycle in the world needs at least four keyframes, no matter it is a dog or two-legged human or eight-legged spider. Okay, it needs four. Bütün yürüyüş döngüleri, bütün yürüyüş animasyonların en azından dört tane keyframe ihtiyacı vardır. Yani iki ayaklı bir şeyde çalışsanız, ne çalışırsanız çalışın, eğer bir yürüyüş yapıyorsanız dört tane keyframe'inizin olması gerek. Okay. I start with contact position. I assume that
in the contact position. Right hand is in its highest position. Evet, şimdi ben sağ elin en üst noktada olduğu pozisyonla başlayacağım. And the left hand, of course, is in its lower position. Ve de tabii ki sol elde alt pozisyonda. Okay, let me add frames. Evet, frame diyeyim. After this, I should draw my passing position. Bundan sonra geçiş pozisyonunu çizebilirim. In the first frame, the hand is here. And in the next contact, it should be somewhere like here. İlk frame'de el burada. Bir sonraki contact'te ise el şurada bir yerde olmalı. So I should draw the passing position here. O yüzden geçiş pozisyonunu şuraya çizmeliyim. And this would be something like... Okay, this is my passing position. Evet, ya şöyle bir şey olmalı. Bu benim geçiş pozisyonum. And I'm going to draw the next contact position. It would be here. Evet, bir sonraki pozisyonunda ise şurada olmalı. It should be the same as this one. Evet, sol elle aynı hizaya gelmeli. And our last frame. Ve son frame'im. Here I should draw another passing position. The hand comes down and should returns back up. So I have to draw the next passing position somewhere like here. But because of clarity and adding appeal, I prefer to draw it somewhere like here. Evet, dördüncü frame'imde tekrar bir passing position'a geçiyorum. Çünkü el aşağı doğru indi, artık yukarı doğru bir hareket çizeceğim ona. Onu şuralarda bir yere çizmeliyim ama çözünürlük daha iyi olması için şurada olmasını tercih ediyorum. Yes. So, the hand would come down in a straight line and returns back in a curved line. Evet, el önce aşağı, sonra yukarı doğru dönüyor. Okay, and now I have to draw other legs. Şimdi diğer şeyi, bacağı çizmem gerekiyor. Here I can add overlapping action. So I can Buraya bir overlapping aksiyon ekleyebilirim. I can draw this hand like this. So it comes bu eli bu şekilde çizebilirim. Like this. Okay. If you see here something like this. Look at here. This is this pose. Okay. Evet, bu pose. It is like our pendulum. Tıpkı sarkaç gibi. Similar to this. Buna benzer. Okay.
We have our four keyframes, but we have to draw other legs. So let me draw them. Şimdi dört tane keyframe'imiz var ama diğer bacağı da çizmemiz gerekiyor. O yüzden şimdi onu yapayım. So here I should draw this like... Bacağı buraya çizmem gerekiyor. Something like this. And this. And for the legs, when the right hand is in its highest position, the right foot would be in its lowest position. So I want to draw this in a position. Sağ el en yüksek noktasındayken sağ ayak en alt noktasında olması gerekiyor. Şimdi bunu bir çizeyim. And by contrast, the left leg would be somewhere like this. Ve sol bacak da şuralarda bir yerde olacak. Okay. Draw the other frames. In this frame. Diğer frame. Mm-hmm. Like this. And one would act like there. It comes up. Goes down. Evet, biri yukarı çıkarken biri aşağı doğru iniyor. Okay. Is it clear? Sorry? Is it clear? Yes, it is. Görünüyor değil mi arkadaşlar net? Okay. So now you draw your lizard. It is not lizard, but you draw your simplified lizard. Evet, şimdi sizin basitleştirilmiş kertenkelenizi çiziyorsunuz. We need four keyframes like this. Dört tane keyframe ihtiyacınız var bunun gibi. First, my first try, I tried to make the bodies move, the head move and the tails move too, but it didn't work very well. I don't know if I get what she said or not. Would you please repeat? Rüya, denedin ama çok iyi olup olmadığından emin değilsin. Bunu söylemek istiyorsun değil mi? No, I tried. Demek istiyorum ki ilk denediğimde vücudu ve kafanın da hareketini yapmaya, bir de kuyruğun da hareketini yapmaya çalıştım ama iyi işe yaramadı. Tamam, şimdi sadece ne diyorsa onu yapalım. Sonra onları ekstra ekleyip yine drive'a yükleyebilirsin. Ama şimdi sadece el ayakları hareket ettirerek yapalım, olur mu? Biri daha bir şey soruyordu. Ben de soracaktım da
Ayaklarını ya da ellerinden bir tanesini acaba yanlarına numara yazabilir mi? Hangisi hangisinden önce onu çok kafam karıştı. Hani hepsini toplu bir yerde gördüğümüz bir kısımda. Şimdi soruyu anlamak için tekrar soruyorum. Hepsinin for keyframe'in olduğu yerde onları numaralandırabilir mi? Evet, mesela bütün bacak hareketlerini gördüğümüz bir sahne vardı ya, orada en azından yanlarına böyle 1, 2, 3, 4 gibi yazarsa hangi sırayla çizmeyi anlarım. Hamet, she asks, can you show the lizard with four keyframes that you showed before, and can you number them? Yes, of course. This is the first keyframe, as you see here. This is similar to this one. Okay, this is my second keyframe, like this, or I can turn this here. This is the second one. This is the third one. Can we see all of them in the same? All of them? Yeah, all of them in the same picture with different colors. You showed it before. Like all the frames, all the moments in the same picture with different colors. Like this? Yes, like this. And can we number which one is first, second, and third, fourth, according to the colors? Sure. I think black is the first one, if I write. I don't know. I changed the frame. You were right, but now this one is first one. This is the second. This is the third, and this is the fourth. Okay. Okay. Thank you. Tamam, istediğim böyle bir şeydi. Bala, is it clear? Did I answer your question? Bala, sana soruyor, son cevap verebildin mi? Anlaşılır oldu mu diyor. Yes, yes, thank you. You're welcome. Okay. So if I want to draw for other legs, this is the first one for left hand. This is the second one. This is the third one. Which claw should follow this pattern? Excuse me? Each hand or each claw should move on this semicircle path. It should be like this. One, two, three, four. Evet, her bir uzvun hareketi bu paterni takip etmeli. Yani 1, 2, 3, 4 şeklinde bu döngüye göre hareket etmeli. My walk is like this right now. I want to ask if it's going
Great, is something wrong with it? Okay, let me see it. Right hand seems correct, but left hand doesn't move so much. Because I'm not finished it yet. I'm going to edit too. The best one is right hand, but it seems to me that feet doesn't move on a semicircle path. You said it too. It's just a sketch. It's not the real animation. Okay, so it's good. That's why I just want to ask, is it okay? Is something wrong with it? Ahmet, can you check Zoom because someone's trying to join the session? Okay. I think no one is. No one wants to share. No? Does anyone wants to come in? Deniz, kim girmek istiyor göremiyorum diyor ama. Yücehan Hoca WhatsApp grubuna yazmış da. Ben girdim. Ha tamam. Okay, Hamid. She's in now. Okay. 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 I'm done. Can I show mine? Of course. Should I just share my screen? Sure, you can show your screen. Just a second. Mm-hmm. Okay. Is it sharing? Mm-hmm. Yeah. So. It's okay. It's okay. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Stop share. Does anyone else finish? Başka bir sen var mı? Yes, I can show. Let me stop sharing my screen. Bala, you can share your... Uh-huh, okay. Mm. It's too fast, but it seems okay. I see your keyframes. It's okay. Biraz hızlı ama keyframe'lerini gördüm. Evet, yani doğru, tamam. Tamamdır. Usually small animals move faster than big animals. So if you have a tiny lizard, it moves like this. It even doesn't need any in-betweens. Evet, genelde bu tip hayvanlar yani dört ayaklı büyük hayvanlardan daha hızlı hareket ederler. O yüzden bunlara çok fazla in between yapmanıza gerek olmaz. I finished it too. You can okay. Can you share your screen? Yeah, Zoom is not installed in my iPad. Can you see? Yes, it is okay. You draw some in betweens. Yeah. Evet. Tamam, okay. Olmuş. Araya bazı in betweenler çizmişsin. It was okay. Thank you. Okay.
Anyone else? Var mı başka bir tren? I finished, but I'm gonna send it to you on Google Drive. Okay, try to check it. Evet, Sahar da bitirmiş. Google Drive'den gönderecek. Şey, ben Özge, 4 numara hangisi görünmüyor? 4, 1, 2, 3 var. 4 hangisi? She asks, which one is the number 4? For which leg? Hangi ayak için soruyorsun? Yani renk renk ayırmadı mı? Hepsini biliyoruz zaten. Yani bir tanesini söylese herhalde anlaşılacak. I didn't hear you. Mine is sent on Google Drive. Oh, okay. Sahar, is that you? Yes. I have finished. I'm sending also. Özge de bitirmiş. O da gönderiyor. Sahar da gönderdi. Sahar, is that number 6? I'm sharing my screen. This is evet, ekranımı paylaşıyorum. Bu Sahar'ın çalışması. It's okay. Thank you. Thank you too. Olmuş Sahar. I uploaded also. Özge has uploaded her work also. Which Özge? Sapancı. Ben de yükledim. Hangi Özge olduğu çok önemli değil yani. İkisi de. So both has uploaded. Okay, I'll check that. Both of Özge's. Yeah, okay. Okay.
this one is correct for left hand, right hand, and right foot, but left foot is not correct. It comes back in a straight burada line. Sol bacak doğru değil. Excuse me, can you repeat that? Yes. Sure. This leg is not correct. This leg, yes. The foot moves on a straight line. It comes down in a straight line, returns back, returns up in a straight line too. This one is not. Burada ayak aynı çizgi üzerinde aşağı inip aynı çizgi üzerinde yukarı çıkıyor. Bu doğru değil. Evet, sanırım bu benimki. Az önceki Özge'nin sorduğu 4 numaralı ayak oydu işte. Ben kendi kendime ayak ekledim. O yüzden yanlış ekledim. So there was a question before. They were asking about which one is the number 4. So she was also not clear about that. That's why she did it like that. Okay, I will describe it again. Özge, I will describe it. Let's see. You're welcome. Another one. This one was too fast. Okay, I'm not sure about this. Just a second. It's too fast. Bu çok hızlı, bir dakika. Let's see it frame by frame. This is your first frame. Bu ilk frame. It's correct. Doğru. This one is I not forgot correct. Its hat. Yes. Yes, you forgot to say in some frames. Unfinished the sketch. Rüya, bir dakika. Bunu değerlendirelim. Ondan sonra seninkine geçelim. Yes. I guess after you. I will see it, Rüya. Just a second. This frame is correct. The next one seems correct. This one is correct. Just şu ana kadar hepsi doğru. I can't stop it. It's very fast. Çok hızlı durduramıyorum. Something isn't right with it, but I cannot realize it. Bir şey var burada, hata olan bir yer var ama fark etmekte zorlanıyorum şu anda. If you would like to me send it a slower version of it, I can send it again. Would you please repeat? If you would like to send, if you would like to me send the slowest version of it, I can send it again. Okay, you can send it. Did you draw 3 frames or 4 frames? Four frames. Okay, I will check it. Okay. Rüya, çalışmanı göstermek istiyordun sanırım. Şimdi gösterebilirsin. Rüya, shows forward. Yes, I'm trying to see it in a large. Okay. Its head is growing. It's great, Roya. I know. His leg is a balloon. Yeah. It's about the thing. I didn't copy his body, so it happens. It's amazing. Thanks. Let me share my screen. I want to describe for Özge. Actually, you do not need to memorize the keyframes. You should realize them. Keyframe'leri ezberlemek yerine aslında onları fark edebilmek gerekiyor.
look at here. If you draw the first keyframe correctly, you should draw the next one correct because you know the path. Eğer birinci frame'i doğru çizerseniz ikinci frame'i de doğru çizmeniz gerekir. Çünkü bir önceki frame'i biliyorsunuz, nasıl hareket edeceğini de biliyorsunuz. Here, hands and legs are in contact position. Okay. Burada eller ve ayaklar birbiriyle bağlantı içerisinde. And we know each one would move on a semicircle path. So each one would move like this. Evet, her birinin yarım daire şeklinde bir hareketi olacak. Her biri so bu şekilde. Someone else is in waiting room as well. Yes. I uploaded again the slowest version of it if you want to look at it. Okay. Okay. Vuzgit, did I answer your question now? If you draw this one, you know that in the next frame, here this foot is in this position. So you know in the next frame it would be here, or this one is here. So in the next frame it would be here. And like this, you will understand. You know that what would be, for example, this is our first frame. In this third frame, this foot is here, then here, and it would be here. Şimdi bütün uzuvlar yarım daire şeklinde hareket edecekler. Birinci frame'de buradaysa herhangi bir ayak ya da el, ikinci frame'de yarım daire üzerindeki hareketini kestirebilirsiniz. Yani şu yarım daire şeklinde bir şey olacak, versiyon olacak. So this is important. If you draw the first frame correct, your next frame would be correct too. Because you Burası know... önemli. Eğer ilk frame'i doğru çizerseniz bir sonraki frame'iniz de doğru olacak. Çünkü hareket paternini biliyorsunuz. Okay. Bala. Okay, Bala, let me continue. And if at the end of the class, if we had time, I will check it again, okay? It's not Bala, it's Özge. Özge. Yeah. The name is different. Özge, devam edeyim. Eğer zamanımız olursa daha sonra dersin sonunda bakayım dedi. Tamam. Olur. Someone uploaded again. Özge Tapancı uploaded again. Okay. I didn't see your pictures. So. Because you said you couldn't see the what is false with it. It was, you said that it is too speed, too fast. Let me check it again. Do you see my screen now? What is its name? Özge Sapanca. What's the file name? Dosyanın adı ne? Lizard. Okay. I downloaded it again. What was the full of the team's name? What yükle bu şeyleri yükleyeceğimiz drive dosyasının adı neydi? Bu kertenkele çalışmasını mı? Hamed'in dosyalarının içerisinde, evet. İçerisinde Lizard yazıp atabilirsin. Hamed diye yazsam çıkar mı? Ne diye atacağım diyor kertenkele dosyasını. Öğrenci dosyalarını atman lazım. Kendi adını oluşturman lazım Rüya. Ondan sonra nereye atacağım? Kendi adını oluşturduktan sonra. Kendi adını oluşturduğun dosyanın içine atacaksın. Öğrenci klasörü diye bir klasör var ya. Oraya Rüya yazacaksın. Tamam. Evet. Okay, I'm almost sure that you missed one frame, or two frames are the same.
Özge, sanırım ya bir frame'i atladın ya da iki frame'i aynı çizdin. İmkansız kontrol ettim. Tek tek hepsi ayrı ayrı. Ben aslında yavaş versiyonunu atmıştım ama orada neden görünmüyor bilmiyorum şu an. She says it's impossible. She checked it and there are four different frames. Okay. I will check it later. Özge, I will email you. Okay. Thank you. You're welcome. Daha sonra kontrol edip e-mail göndereceğim. Okay, let me share my screen. Bir şey diyeceğim. Bir sorum daha var. Okay. Şimdi Rough Animator'da paylaşacağım ya, videoyu exportlamam gerekiyor mu? Tabii ki. Tabii ama nereden export edeceğim? Nereden export olacaksın? Yani orada zaten save diye bir site. Rough Animator'darım. Rüya şu anda uygulama önümde değil, bilemiyorum ama. Rüyacı. Sana... Rüya, sol üstte çizgiler var ya, 3 tane çizgi. Görüyorum. Evet, export video diyor. Export de GIF mi istiyorsun yoksa video mu istiyorsun, sana soruyor. GIF onu no sürekli... video. No video mu? Tamam, export de oradan oluyor zaten. Okay deyince save images diyor. Image. Oradan da zaten iPad'ine kaydetmiş oluyor. Okay. Anlaşılır oldu mu senin için Rüya? Yes, we can move on. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra hiçbir şey, başka bir işlem yapmıyorum galiba uygulamada. Yok, yapmıyorsun. Dosyalarına kaydetmiş oluyor. Yükleyemezsen bana WhatsApp'tan gönder. Ben senin adına yükleyeyim. Hamet, we can go on. Okay. Okay, we animated the legs. But we are going to talk about body. Şimdi ayakların, bacakların animasyonunu yaptık. Şimdi vücutla ilgili konuşacağız. A real lizard is not like a solid, rigid rectangle. Okay. Şimdi bizim kenkeremiz hani böyle katı, sert bir dikdörtgen gibi bir vücudu yok. The body bends right and left. Okay. The body vücut would, sağa sola bükülüyor. Body would not be like this. Okay, the body would bend left and right. Okay. So I want to let me show you a video reference. Önce bir video referansı göstereyim. This is a large lizard. Okay. Bu büyük bir kertenkele. And as you see, the body bends left and right. Gördüğünüz gibi vücut sağa sola kıvrılıyor. Oh, I think you don't see it. Not very. We see it, but it's not clear. Yeah. Lizard'ın adı neydi? I will show it. I will show you. Hamet içerisine she's not asking anything to, she's answering Rüya. He's answering Rüya. It's not about you. Okay. Just a second. I'm trying to show you how it bends. Stop share my screen. Okay. I mean this part. Şu bölümden bahsediyorum. Okay. And if the video was playing smooth, you would see that the hand
it doesn't play very smooth actually. So it's hard to realize it. Şu bölümden bahsediyorum. Eğer video akışkan bir şekilde devam etse ellerini göreceksiniz, ellerinin ve ayakların ve vücudun kıvrımını. Donduk mu? Hamet mi dondu? Yok. Hamet? O dondu galiba. Video dondu, evet. Hı-hı. Düştü şu anda. Geri bağlanacak birkaç dakika içerisinde. Bu arada Bala, ben sana bir soru sorayım. Adın Bala diye mi telaffuz ediliyor? Bala diye, evet. Tamam. Ama zor olduğu için nasıl kolayınıza geliyorsa öyle söyleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Yo, Bala demek kolay benim için. Tamam. Geliyorum. Ben beklerken arkadaşlara bir şey sorabilir miyim? Şimdi ben keyframe'leri çizerken zorlanıyorum. Genelde Hamet Hoca da Patricia Hoca da şey yapıyor. İlk önce keyframe'leri çiziyor. Dördünü birden ya da kaç tane keyframe olacaksa. Ve sonrasında devam ediyor. Siz de öyle mi yapıyorsunuz, yoksa tek bir tane çizim üzerinden mi devam ediyorsunuz birinci frame'den? Yani ben öyle yapınca daha rahat ediyorum. İki frame'leri önce yapmanız daha iyi olur. Soruyu tam olarak Yani keyframe çizmek bana kolaylık gelmiyor, kolay olarak gelmiyor. Yani ilk frame'den böyle tıkır tıkır devam etmek istiyorum. Ama genelde işte Hamet Hoca ve Patrici Hoca hep keyframe'leri çizin üzerine baskı yapıyor. O yüzden yani. Pardon hocam, siz söyleyin. Söyle. Siz daha iyi biliyorsunuz zaten. Ben size yani siz benim boynuz kulağa geçermiş. Deniz'in fikirlerini söyle lütfen. Ya şey, hani resim çizerken de taslak yapılır ya, bu da onun gibi. Sonra ne olacağını görüyorsunuz. Aralara ben sonra 3 tane daha kare ekliyorum, o yine onion skin'le hepsi gözüküyor. Yani daha kolay oluyor aslında. Şöyle soralım, neden zorlanıyorsun keyframe'lerde? Hangi kısmı zorluyor? Belki de hareketi tahmin edemiyorum. Ama mesela ilk bir frame çizdiğimde devamını takip edebiliyorum. Yani tahmin edebiliyorum. Ama en baştan 4 frame'i de tahmin edemiyorum. Ya da herhangi kaç frame'se keyframe'ler. Onları tahmin edemiyorum yani. Acaba bu şekilde mesela kertenkele çizeceksem onun videosunu izleyip onların hareketini mi şey yapmam lazım? Yani bu referansa bakıp zaten keyframe'leri tahmin edebilmek bence bayağı uzun yıllar çalışma isteyen bir şey. Onu yapamamak aşırı normal. O yüzden zaten bu resimlerle beraber atıyorlar bize. Mesela Patricia'nın drive dosyasında yaptığımız her şeyin keyframe şeyi var. Yani keyframe'lerin hiçbirini şu anda tahmin etmemizi beklemiyorlar aslında. Bence bu konuda endişelenmene gerek yok. Sonra devam edebiliriz sonra şeye. Tamam. Okay. Welcome back. Thank you. I'm sorry. This is about filtering, and this is about my project. No problem. We got your message. Yeah. Okay. I want to emphasize that this hand is going on a curved path, and let's go forward. And for example, here you can clearly see that the body bends here. Yes. Evet,
burada vücudun bu şekilde bir büklüm yaptığını görüyoruz. So let me share my screen again. Ekranımı tekrar paylaşayım. So when the left feet get closer, the body would bend like this. Evet, ayak ve el birbirine yaklaştığında vücut şu şekilde bükülecek. So I want to correct my keyframes. Let's me keyframelerimi düzeltmek istiyorum. This one and turn on my okay. So here the body should bend toward this and I should burada vücut şöyle bükülmeli. I should write like this ve sağ tarafa doğru da şu şekilde. This would be like this. This would be like this. Okay. Here there is no bending. It's correct. Because burada bir bükülme yok. Bu doğru. Çünkü because it's passing position. In context, legs are stretched, but in passing position, they are beside each other. Burası geçiş pozisyonu. Burada vücutta hiçbir büklüm yok. Bu doğru. Çünkü geçiş pozisyonunda bacaklar esnemiyor. Bu şekilde oluyor ve vücutta da bir büklüm yok. Oh, I should not change this. But here, again, these legs are getting close together. So I change this one too. O yüzden bir önceki pozda bir şey değiştirmeme gerek yok. Vücut o şekilde olacak. Ama şurada yeniden el ve ayak sağ tarafta birbirine yakın hale geldiği için orada vücudu değiştireceğim. Böyle bir büklüm vereceğim ona. And as I change, just a second. As I change... As I change the body, I change the head too. Because the head is attached. Evet, vücudu değiştirirken kafayı da biraz değiştirmem gerekiyor. Bu şekilde. Okay. This would be like this. Evet, böyle olacak. It's better. I'm going to draw one in between. If you want to have a smooth animation, you need two in betweens after each keyframe. But here, for saving time, I just draw one in between after each keyframe. Normalde sizin böyle akışkan akan bir animasyon için her frame'in ardından iki tane in between çizmeniz gerekiyor. Ama ben burada çabuk olmak için her frame'in ardından bir in between çizeceğim. We're like here, the body would bend less. Evet, bu kafayı şuraya çizeceğim. Okay. This would be like this.
another bit for you. Okay, I draw two in between, but this is a symmetrical cycle. Ben iki tane in between çizdim ama bu simetrik bir döngü. So if I delete the second half. Bu yüzden bizim ikinci yarıya da ihtiyacımız var. Okay, paste the first half. And just like last session, I can add effects. Evet, bu burası ilk hafta, ilk yarımdı. Şimdi geçen derste yaptığımız gibi effect ekleyebilirim. And, I think it's almost. Almost okay. Do you hear me? Sorry? Do you hear me? Okay. Do you see my screen? Yes, we can. Does it yes, play? Yes, we see. You see the animation? Is it playing? No, it's not playing. Yeah. No, it's not playing. Okay. My other system is disconnected now. Just a second. Okay, let me show it. Let me show this screen. Ekranımı paylaşayım. Do you see it? Yes, we see it. It should be something like this without tail. Bunun gibi bir şey olmalı animasyon sonuç olarak. Kuyruksuzu bunun. Because we don't have enough time, I want to continue and draw the tail. Yeterli zamanımız olmadığı için şimdi devam etmek ve kuyruğu çizmek istiyorum. Okay, I should draw with this one. The tail is a long tail, so we should apply our three parts
Metod? Şimdi uzun bir kuyruğumuz var. O yüzden bu 3 bölüm metodunu uygulamalıyız burada. Also, I upload it. Thank you. I will check it. And I will leave a comment for you later. As you see, this is my an animation, and I duplicated the first half and flipped it. So this is now. Gördüğünüz gibi bu benim animasyonum. Burada ilk yarıyı kopyaladım ve hani oynattım. Okay, let me start here. And I buradan başlayayım. In this frame, look at the heap. In buraya the, bakın. In this frame, it's going this way. Bu frame'de kuyruk şu tarafa gidecek. So the tail would be like this. O zaman kuyruk şöyle olacak. The tail comes with body. This is first, second and third part. Şimdi kuyruk vücutla birlikte gelecek. Burası bir, iki ve üçüncü bölümün. Here, next frame, this would be like this. It's still like this. In the next frame, the body. İkinci frame'de yaklaşık şöyle bir şey olacak. The hip is still going to right side, so the shape of the tail is still like this. Kalça hala sağ tarafa doğru gidiyor. Bu yüzden kuyruğun şekli yaklaşık böyle. We still have the C shape for the tail. Hala kuyruğumuz bir C şeklinde. In the next frame, the body starts to, the hip starts to return to left. İkinci bir sonraki frame'de kalça sola doğru dönmeye başlıyor. So the first part returns left. Bu yüzden ilk bölüm sola dönüyor. And here the S shape emerges like this. O yüzden burada şekil böyle ortaya çıkıyor. In the next frame, this would be like this again. Bir sonraki frame'de bu şekilde olacak yine. Like this and okay. Maybe like this one. If I play it now, ben şimdi oynatırsam. But it's correct. Just like the snake you animated last week. The result would be like this. Evet, bu şekilde bir hareket. Böyle hareket ediyor. Okay. Is it clear? Anlaşıldı mı? Açık mı? Okay. You can animate this and send it to Google Drive. I will check it. Bunu bu şekilde animasyonunu yapıp Google Drive'a yollayabilirsiniz. Onu kontrol edeceğim.
Okay. If there is any question, we can talk about it. Eğer sorunuz varsa onun hakkında konuşabiliriz. If there isn't any question, you can do it now and I can show you some of your exercises you have done last week. Eğer sorunuz yoksa şimdi bu animasyona başlayabilirsiniz. Ben de size egzersizlerinizden bazılarını gösterebilirim. Mm-hmm. Soru yok anladığım kadarıyla değil mi? So there is no question. Very good. So let me show you some of your exercises. Sizin egzersizlerinizden bazılarını şimdi paylaşayım. Okay, Shema did this. Shema bunu yapmış. Some frames are correct, but some of them are not. If I play it frame by frame. Shema, bazı framelerin doğru, bazıları değil. Şimdi bunları frame frame oynatacak olursam. This is the start frame and this correct. Bu başlangıç frame'im ve doğru. This is the second frame, it's correct. Bu ikinci frame, bu da doğru. This is the third correct, and the third frame. And in the third frame, the first part is still going this way. Bu üçüncü frame'in. Üçüncü frame'in de ilk bölüm hala şu yöne gidiyor. So the second and the third should follow. İkinci ve üçüncüsü de onu takip etmeliydi. This should be like this, but it isn't. So, şöyle olmalıydı ama olmadı, olmamış. Okay, let's go to next frames. Şimdi bir sonraki frame'lere geçelim. This was the third frame. Bu üçüncüsüydü. Third frame. This is number five. And it seems correct. Bu beş. Bu da doğru. These are correct. Bunlar doğru. This is correct too. Bu da doğru. This is not correct because... Bu değil. We talked about it. In the middle of the action, it should be maximum overlapping. So here... Bunun like hakkında konuşmuştuk. Orta frame'de maksimum overlapping olması gerekiyor. Okay. Shema, is it clear? Shema, anlaşılır mı senin için burası? Clear. Thank you. Okay. Let's move on. Okay. Sheriff didn't exercise. Sahar. It's absolutely correct. It's perfect. Harika, doğru. Çok iyi. I hope I see you in Art University. It's correct. And this one is correct too. Bu doğru, bu da doğru. It looks so cute. Thank you. It likes has, I don't know, it likes, give me that food or else. Give me that food. I want that food. Okay. Let's see. Özge'nin işine bakalım. Özge Yiğit. Özge Yiğit. Yeah, Yiğit. Bu ilkiydi. Okay, let's see frame by frame again.
Evet, frame by frame görelim tekrardan. Now, this is coming this way. And according to what we said last session, the pattern should be like this. Bu şu yöne gidiyor ama geçen derste onun şöyle olması gerektiğini söylemiştim. Okay, this is not a real, I mean, maybe a real snake can do some such act. But this was a practice for long tail. So you should not animate it like this. Şimdi normalde bir yılan bu şekilde hareket edebilir ama biz burada hani uzun kuyrukla ilgili bir animasyon yapıyorduk. O yüzden bu şekilde değil de o benim gösterdiğim şekilde olmalı. The second part should be dragged, should follow the first part, but it is... Birinci part tarafından sürüklenmeli, onu takip etmeli. Yeah, okay. Did you get it? Yeah, I got it. Thank you. You're welcome. It was my first drawing. Okay, it's a nice try. And it would be better if you try more. Okay, let's see. Güzel bir deneme olmuş. Devam edersen can we see the second one? Wasn't another folder. This one? Second one? This one. This. It's better. Yeah, it's better. Let's just a second. Plate sweets. Okay. It is better. Bu daha iyi. I do not see the S shape, but it's better. It's yeah. It acts like a two-part tail. Keep your head. We should see the. Bu içi bölümü kuyruk gibi hareket ediyor. Bu daha iyi. Okay. Deneye deneye bulacağım galiba. İnşallah. I hope. This is like this. This act like this. Just two parts. Evet, bu iki bölüm gibi hareket edeceğim. Of course, it is better. Okay, this one. This is a good one. Me and Özge talked about it via email. Özge'ye ben bunun hakkında e-mail üzerinden konuştuk. There are some problems according to what we said last sessions. Geçen derslerde bahsettiğime göre birazcık sorun var burada. It should be like this black line, but it is not. Şu siyah çizgi gibi olmalıydı ama değil. But if it was a real snake, it could act like this. Ama gerçek bir yılan olsaydı bu şekilde hareket edebilirdi, evet. Okay, earmark didn't do this. Here we don't have a new exercise. And Dennis. Dennis, this is not your homework. This is what you done. Yeah. I don't. I upload it, but I guess it's not Google Drive. I didn't do the snake right away. Okay, it is great. My exam week. Sorry about that. Okay, it's okay. You understand it. Okay, you know how we should end. Okay, we don't have any new exercise here. Okay, guys, that's it. I'm very happy we had this class together. I hope this was useful for you. Bu birlikte bu dersi yaptığımız için çok mutluyum. Umarım sizin için faydalı olmuştur. You can contact me via email and via Instagram. Benimle Instagram ya da e-mail üzerinden iletişim kurabilirsiniz.
I hope all of you become successful artists and animators. Umarım hepiniz başarılı bir animasyon sanatçısı olursunuz. And thank you Fatih and Gunul for holding the class and inviting me to your amazing animation school. Thank you very much for joining this class and we appreciate it a lot. We hope we can have the sessions later also before we finish this course. We are very happy to meet you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. You're welcome, everyone. You're welcome. I hope you enjoy it. And I hope you, and I hope see you soon again. Me too. Me too. Yeah. Deniz. Thank you. I didn't hear you. Did the all classes end? I said Deniz hopes to see you again too, because he said it to us. I hope so. Türkçemin İngilizce. Efendim Rüya, seni duyamadım. Türkçemin İngilizce. Ben anlayamadım. Rüya, what do you saying? Rüya, anlayamadık. Okay. 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 It's not much. Important. I just okay. Say it's maybe you can understand it, but it's not okay. That important. Okay. Have a nice evening. Thank you very much. It was a great evening. Pleasure to meet with you. Yeah. Güle güle. Bye bye. Güle güle. I should make you host. Did the all yes. Classes yeah. End it or we have two classes still? Bütün dersler mi bitti yoksa iki dersimiz daha mı? Bitti, bitti Rüya. Bütün dersler bitti. Ha, o zaman görüşürüz. Bir dakika. Son olarak bye. Var. Bye bye. Güle güle. Bye bye. Evet, geldik bir haftanın daha sonuna. Önümüzdeki hafta yine İzobel olacak derslerde. Biraz geri plan üzerine çalışacağız. Yine sonraki ayda iki boyutlu animasyon üzerine yine 4 saatlik bir eğitimimiz olacak. Var mı bana sormak istediğiniz bir şey? Eğitimlerle ya da bu ben sorabilir miyim? Bu kayıtları ne zaman atacaksınız acaba? Bu kayıtlar benim için epey önemli de. Kayıtları ne zaman atacağım? Bir kısmını yükledim zaten. Bir tanesi şu anda var. Burada yerini yüklemiş olurum. Tamam, teşekkür ederim. Diğerini edindin herhalde değil mi? Geçen haftaki kayıtları. Evet evet. Ya, evet, diğerleri hani gruba geliyor da yani hani ben birazcık geri kalmış hissettiğim için sanırım bu kayıt benim için biraz önemli de o yüzden olur. Sordum. Olur. Yani yarın yükleyeceğim. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı başka sorusu olan? Sorularınız, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen ifade edin. Yoksa bu haftanın sonuna geldik. Ya bunu konuşmuştuk galiba daha önce ama ben bir kere daha söylemek istedim. Hamid gerçekten çok iyi bir hoca. Evet, iyi bir hoca. Şimdi konuştuk onunla da. Uygun olan bir tarihi ayarlayabilirsek yine bir araya geleceğiz. Bunu konuştuk onunla. Sizlerin isteği üzerine umarım planlayabilirsek yakın zamanda bir planlama yapacağız. Çok yani güzel haber. Tekrar konuşmak için planlama yapacağız. Ama onun dışında bahsettiğim gibi dönem sonuna kadar olabildiğince sizi farklı insanlarla buluşturmak deneyimlerinden ve yaptıkları işlerden faydalanmanız için de elimizden geleni yapacağız. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere. Çalışmalarınız olursa, desteğe ihtiyacınız olursa lütfen çarşamba günü. Çok teşekkür ederiz. Çarşamba günü akşam buluşabiliriz. Sizlere destek vermek isterim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.